Ee, Sayın e, Mumcuoğlu, buyurun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Şimdi ben de aynı konuya farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Ee, bugün sabah biliyorsunuz ciddi bir gerginlikle uyandık. Sabah kalktığımızda haberlerde Suriye ile ilgili endişelerimiz vardı. Suriye ordusunun e, girip girmeyeceği ile ilgili bir netlik yoktu ve dışişlerimizden bu konuda gergin açıklamalar geliyordu. Aslında bu yeni bir şey de değil. Bir haftadır yabancı basında mesela YPG'ye katılmış ve daha sonra İngiltere İngiliz vatandaşı olan Batı'da birisinin açıklamaları işte eğer PY, YPG, PYD Esad'a yaklaşırsa bu savaşı ancak bu şekilde kazanabilir diye ve bu sürekli Batı basınına servis edildi. Yani bir hal oradaki yine üst düzey komutanlar tarafından da bu gündem edildi. Yani bununla ilgili bir fitnenin çıkacağı aslında belli gibiydi. Ve bu sabah neyle uyandık biz? Sanki Suriye ordusu e, Afrin'e girecek ve Türk ordusuyla karşı karşıya gelecekmiş gibi bir tabloyla uyandık ki bizim dışişlerimiz de bu konuda çok gergindi. İşte burada bizim yaptığımız hata geliyor ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü biz Profesör Doktor Aydar Beyin ve bu kadronun defalarca söylediği, aslında herkesin üstünde mutabık kaldığı bir konu var ki biz o ilişkiyi kendimiz kurmadığımız sürece Amerika'nın burada elbette hesapları olacak, elbette burada bir takım fitne ocakları kaynatılacak. Ama bu fitnenin önüne kesmenin tek yolu e, direkt ilişki kurup iki ülke arasında. E, olayların karşılıklı konuşulması ve ortak kararlara varılması. Eğer bunu sağlamazsak, e, bu bir gün, biraz önce Murat Bey'in de söylediği gibi, yani bu devam edecek yani bu. Çünkü Amerika'nın istediği bu. Eğer böyle bir şey olursa Allah korusun, Suriye ordusuyla Türk ordusu, Türkiye ordu, Türkiye'nin yani bizim karşı karşıya gelmemiz ne demek? İsraille gün doğması demek. Amerika'nın buradaki vatan arayışlarının sonunda sonuç, somut adımların çok büyük adımların atılması demek. Ee, öyleyse yani çok dikkatli bir şekilde yapmamız gereken şey aslında çok açık. Evet Rusya ile biz ilişkilerimizi sürdürmeliyiz, onunla diplomatik ilişkiler içerisinde olmalıyız. Yine bu birlik İran'la e, diplomatik ilişkiler, ya bölgedeki bütün ülkelerle e, diplomatik ilişkiler kurmalıyız. Ama özellikle Suriye ile muhakkak. O diplomatik ilişkileri kurmalıyız ki böyle bir fitne hiçbir zaman iki ülkenin arasına giremesin ve asla Amerika'nın yararına bu olay şekillenemesin. Yani e, tabi bunu söylerken yine izleyicilerimize de doğru tespitleri yapan insanları tercih konusunda artık biraz daha e, dikkatli davranmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.